Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü gündemimiz son dönemde hızla düşmeye başlayan otomobil fiyatları. Peki bu düşüşler ne kadar daha devam edecek? Bugün bu konuyu masaya yatırıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu birkaç hafta oldu, bir yasa gündeme geldi. Denildi ki artık şu güvenlik önlemlerini bulundurmayan otomobiller, ki bunların içinde ani fren desteği vesaire de var, artık satılamayacak. Burada satılamayacak derken şunu yanlış algılamayalım. Sıfır olarak satılamayacak arkadaşlar. Yoksa siz ikinci el olarak aldınız, tabii ki de istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi bunları satabileceksiniz. Lakin bir otomobil galerisi, bayisi sizlere bunları sıfır olarak satamayacak. Hal böyle olunca birçok otomobil firması da ne yaptı arkadaşlar? Fiyatları düşürdü. Neden? Çünkü elinde kalan otomobilleri, stokları bitirip daha sonra bunlarla uğraşmak istemediler. Bunlarla uğraşmaktan kastımız ne? Biliyorsunuz arkadaşlar, bu otomobillerin pek çoğu ithal. Yani ülkemize gelmeleri bir hayli maliyetli bir süreci içeriyor. Dolayısıyla bayiler bunları artık biz satamıyoruz, tekrar geri gönderelim dediğinde bu işin artı bir maliyeti olacak. Bir diğer önlem ise şuydu. Bu otomobillere bazı özellikleri biz ekleyip satabilir miyiz diye. Tamam, bazı otomobillerde bunu yapabiliyorlar ama çoğu otomobillerde, mesela Renault'un Talyat modelleri. Talyat'ta böyle bir özellik yok arkadaşlar. Yani en dolusuna çevirmeleri lazım ki burada da işin içerisine pek çok etken giriyor. Dolayısıyla burada yapacakları en mantıklı şeyi yaptılar. Neredeyse maliyetini bu otomobilleri satmaya başladılar. Burada şu anlaşılmasın. Ya ben giriyorum liste fiyatına, bakıyorum, fiyatlarda bir değişiklik yok diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar, önemli olan bayiye gidip sizin yüz yüze pazarlık yapmanız. Şu anda şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz bir liste fiyatına bakıp bayiye gittiğinizde, daha hiçbir şey söylemeden, ben şu otomobille ilgileniyorum demeden size diyorlar ki biz bu otomobili şu kadara bırakıyoruz. Yani liste fiyatı X liraysa X eksi 100 bin TL'ye bırakıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bu noktada pazarlığa oturduğunuzda bu fiyatın daha da altına istediğiniz otomobili almanız mümkün oluyor arkadaşlar. Şu anda özellikle boş otomobillerde, yani bu yeni yasayı kapsamayan otomobillerde pazarlık payı bir hayli genişlemiş durumda. Bu noktada size tavsiyemiz şu: kesinlikle şu anda sarı siteye bakarak araç almayın. Öncelikle arkadaşlar, gelin bir bayiye oturun. Bayide çayınızı için, pazarlığınızı yapın. Vaktim yok diyorsanız da o zaman yapacağınız şu: telefonunuzu alın ve bayileri tek tek arayın. Otomobiller için fiyat alın arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi bu güvenlik önlemlerini kapsamayan otomobillerde fiyatlar önemli oranda düşüyor ve muhtemelen de düşmeye devam edecek. Ellerindeki stoklar bitene kadar fiyatlar yavaş yavaş düşecek. Bir de şu var arkadaşlar, bazı bayiler şunu yapmaya başladılar: ellerindeki stokta kalan otomobilleri kendi bünyelerinde satın alıyorlar. Aynı bir zaman, hani pandemide sıfır ikinci el muhabbeti vardı ya, o şekilde satıyorlar. Yani siz otomobili sıfır olarak alıyorsunuz, evet doğru, ama otomobilin garantisi sizi almadan çok önce başlamış oluyor. Neden? Çünkü bayi o otomobili kendi ikinci el bölümüne zaten satmış durumda. Hal böyle olunca sizin aldığınız otomobilin garanti süreci de çok daha önceden başlamış oluyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu videomuzda son dönemde düşen ve düşmeye hızla devam eden otomobil fiyatlarına değinmek istedik. Bu konuda sizlerin de mutlaka yorumları vardır arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de otomobil piyasası diğer ülkelere baktığımızda çok canlı. Çünkü sürekli insanlar otomobillerini değiştirmek istiyorlar. Mesela Almanya'da insanlar, atıyorum, bir Volkswagen aldılar, bir Golf aldılar. Ona senelerce biniyorlar. Almanların böyle hani Türkler gibi otomobil düşkünlüğü çok fazla yok. Ya da diğer Avrupa ülkelerinin. Neden? Çünkü onlar için araba çok kolay ulaşılabilecek bir şey. Dolayısıyla bu noktada bizler için araba biraz daha böyle statü göstergesi olduğu için araçlarımızı yenilemeye biraz daha hevesliyiz. Bir de ülkemizde arkadaşlar ne yazık ki eski otomobiller çok fazla. Bu da bizim sürekli araç yenileme hevesimizi arttıran bir şey. Dolayısıyla bu noktada aracınızı yenilemek istiyorsanız da dediğimiz gibi sarı siteden önce bir otomobil bayilerini arayın, sorun arkadaşlar. Çünkü liste fiyatlarıyla size sundukları fiyatlar arasında
ciddi anlamda uçurumlar oluyor. Bu konudaki yorumlarınızı da dediğimiz gibi videomuzun altında bekliyoruz. Mutlaka sizin de bu tarz bayiye gidip indirim gördüğünüz vesaire vardır. Yani son dönemde bir bayiye gittiyseniz size liste fiyatının altında taleplerde, tekliflerde bulunmuşlardır. Bunları bizlerle paylaşırsanız ve diğer izleyicilerimiz de bu sizin tecrübenizden faydalanacaktır arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medyadan takip etmeyi de unutmayın.